Selamünaleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Hazreti Lokman'ın kim olduğu konusunda çeşitli görüşler var. Lakin rivayetlerin ekseriyetine baktığımızda Hazreti Lokman'ın nesebinin dördüncü kuşakta İbrahim aleyhisselamın babasına ulaştığını görüyoruz. Normal insanlardan çok daha uzun müddet yaşadığı, zamanındaki peygamberlerden ilim aldığı, ve sanat sahibi olduğu da biliniyor. Lokman İslam'dan önceki Araplarda kendisinden çok bahsedilen bir şahsiyetti. Hazreti Lokman'ın Sudanlı veya Habeşistanlı, teni siyah biri olduğu söylenir ki daha sonra esir edilerek Beytül Mukaddese getirilip köle olarak satılmış ve hayatının büyük bir bölümünü de köle olarak geçirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt kanalıyla nakledilen birçok hadisi şerifte de bunun teyidini görüyoruz. Örneğin, Hak olarak diyorum ki, Lokman peygamber değildi ama çok düşünen ve güzel, yakin sahibi birisiydi. Allah'ı sevdi, Allah da onu sevdi ve ona hikmet vererek minnette bulundu. Hazreti Lokman Allahu Teala'nın veli kullarından biriydi. Güzel konuşan, hikmet sahibi, salih bir insandı. Kur'an-ı Kerim'de ondan övgüyle bahsedilir. Lokman Hekim'in belki de birçoğunuz tarafından bilinen bitkilerle haşır neşir olması, yani tabip kimliği de onun şifalı bitkiler hususunda uzman kabul edilmesini gerektirdiğinden, bu alanda kaleme alınan kitaplarda çeşitli hastalıklar için sunduğu reçetelere kadar pek çok konuda ismi kullanılmış, onun adı insanlık tarihinde neredeyse şifa kelimesinin bir çağrışımı olarak kabul edilmiştir. Peki Hz. Lokman Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? İki yerde. Mekke'de inen bir surenin adı aynı zamanda. Bu surenin iniş sebebinin ...Kureyşlilerin Lokman'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormaları söz konusu olmuş. Lokman'ın adı geçen iki ayetin mealini paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik. Şükreden kimse ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edense bilsin ki Allah her şeyden müstanidir, övülmeye layık olandır. Lokman oğluna öğüt vererek, yavrum Allah'a eş koşma, doğrusu eş koşmak büyük zulümdür demişti. Ve bir sonraki ayette de Hazreti Lokman'ın oğluna öğütleri yer alır. Lokman suresinde geçen meali verilen ayetlerden anlıyoruz ki, bu zat değerli bir zattır. Ona hikmet verilmiştir. Şimdi birbirinden değerli olan Hazreti Lokman'ın hikmetli sözleri ve çok değerli öğütlerinden bir kısmını ve hayatından hepimiz için ibretlik olan öykülerini naklederek programımıza devam edeceğiz. İnşallah hepimiz için derin bir düşünceye, öğüt almaya vesile olur. Hazreti Lokman oğluna verdiği öğütlerden birinde ona daima Allah'ın rızasını dikkate almasını, halkın ne diyeceğinin önemli olmadığını, çünkü ne yaparsa yapsın halkın dilinden ve saçmalıklarından kurtulamayacağını öğütledi. Oğlu babasından bunu anlaşılır bir şekilde ve ameli olarak kendisine göstermesini istedi. Hazreti Lokman oğluna hemen yolculuk hazırlığı yapmasını ve bunun hikmetinin yolculukta ortaya çıkacağını duyurdu. Oğlu bekletmeden babasının emrini yerine getirip Binit'i hazırladı. Babası Binit'e bindi ve oğluna arkasından yürümesini emretti. Az bir süre geçmeden tarlalarında çalışan bir gruba rastladılar. Onları bu halde gören grup hemen dedikoduya başladılar. Ve ne kadar da insafsız ve zalim bir adammış be, Kendisi binite binmiş küçük ve zayıf bir çocuğu arkasından yaya yürütüyor dediler. Hazreti Lokman birazdan aşağı indi, çocuğu binite bindirdi ve başka bir yere doğru hareket ettiler. Bir müddet sonra başka bir gruba rastladılar. Durumu gören bu topluluk onlar tam yanından geçerken şöyle dediler: Ne olacak? Adamın yetiştirdiği çocuk böyle olur. Baba hürmetinin ne olduğunu bile bilmiyor. Çok genç olmasına rağmen binite kendisi binmiş. Yaşlı ve zayıf babasını arkasından yürütüyor. Bu sefer Hazreti Lokman kendisi de binite bindi ve öylece harekete devam ettiler. Biraz sonra başka bir grubun yanından geçerken onları gören bir topluluksa şöyle atıp tutmaya başladılar. Şu insafsızlara bakın. İkisi birden şu zavallı ve zayıf merkebe binmişler. Halbuki biraz insaflı davranıp da sırayla binselerdi, hayvanı bu kadar yormaz, hırpalamazlardı. Ve oradan da geçip gittiler. Lokman oğlunun inmesini emretti. Her ikisi de yaya olarak merkebin yanında harekete devam ettiler. Hava kararıyordu. Bir köyün yanına yaklaşmışlardı. Oradan geçerken Onları bu halde gören köylü homurdanmaya başladı. Allah Allah. Ne akılsız insanlar var ya. Yanlarında böyle güzel ve binmeye hazır bir merkep varken ikisi de yaya gidiyorlar. Nihayet akşam oldu ve geri dönüş yolculuğuna geçtiler. Hazreti Lokman oğluna dönüp şöyle dedi. Anladın mı yavrum? İnsanları razı etmenin ve onların ağzını kapatmanın mümkün olmadığını şimdi kendi gözlerinle görmüş oldun. Akıllı insan, sözü ve ameliyle insanları razı etme yerine daima Hakk'ın rızasını dikkate almalı ve insanların yermesi veya övmesine önem vermemelidir. Kölelik döneminde Hazreti Lokman'ın zengin ve iyi kalpli bir efendisi vardı ama buna rağmen, bir takım zaafları da yok değildi. Bunlardan birisi de hayatın bazı sıkıntı ve zorluklarına karşı sabırsızlığı ve rıza halinin zayıflığıydı. Karşılaştığı basit zorluk ve sıkıntılarda dahi hemen şikayet ve sızlanmaya kalkışıyordu. Hazreti Lokman onun bu durumundan rahatsızdı ama duygularının incinebileceği ve şahsiyetinin kırılabileceği endişesiyle Açıktan onu eleştirip nasihat etmekten de kaçınıyordu. Duygularını incitmeden ve dolaylı bir yolla ona bu yanlışından kurtarmak için uygun bir fırsat kolluyor ve hikmetli bir yol arıyordu. Ta ki bir gün efendisinin dostlarından birisi ona hediye olarak bir kavun gönderdi. Gün geçtikçe Hazreti Lokman'ın faziletlerinden daha çok haberdar olan efendisi Hazreti Lokman'ı kendisine tercih edip kavunu ona ikram etti. Bir bıçak isteyip kavunu dilim dilim ve lokma lokma doğrayarak kendi elleriyle Hazreti Lokman'a yedirdi. Hazreti Lokman ise ağzına verilen lokmaları büyük bir iştah, memnuniyet ve güler yüzle yiyordu. Efendisi kavunun sadece son lokmasını kendisine ayırıp yemek için ağzına koydu. Bir de ne görsün kavun, zehir gibi, acı. Büyük bir şaşkınlık içerisinde Hazreti Lokman'a bakarak, sen bu denli acı mı acı bir kavunu nasıl öyle iştah ve memnuniyetle yedin? Hiç çıt çıkarmadın, şikayet etmedin. Efendisinin zaafını ve hayatın zorluklarında Hakk'a karşı şikayet ve nankörlüğünden rahatsız olan Hazreti Lokman, onu bu yanlışından çıkarmanın en uygun fırsatını yakaladığını anladığı ve uygun bir dille, ihtiyatlı bir tavırla ona şöyle seslendi. Efendim, ben de bu kavunun ne kadar acı olduğunu elbette seziyor ve rahatsız oluyordum. Ama yıllarca tatlı lokmalarını yediğim, iyilik ve ihsanlarına mazhar olduğum sizin gibi birisinden acı bir lokma aldım diye ahuvah etmem.'' Şikayetçi olmam reva olur muydu? Yakışık alır mıydı? Bunu duyan adam bu hikmet ve feraset dolu davranıştan dersini almış ve kendi zaaf ve kusuruna vakıf olarak artık zorluk ve sıkıntılara rıza gösterme ve sabretmek için nefsini ıslah etmeye koyulmuştu. Bir gün Hazreti Lokman oğlunu da yanına alarak bir sefere çıktı. Amacı seferin zorluğunu ve vatanın rahatlığını ona hissettirmekti. Gidecekleri köye yaklaştıklarında merkepleri yürümez oldu. Ne kadar uğraştılarsa da bir türlü hareket ettiremediler. Çocuk da iyice yorulup aciz ve bitkin düştü. Açlık ve yorgunluğunu babasına şikayet edip ağlamaya başladı. Hareket imkanını kaybettikleri için oracıkta Hazreti Lokman çocuğunu hikmetli sözlerle oyalamaya çalıştı. Nihayet sabah olduğunda binitli birisi çıka geldi. Hazreti Lokman'ın çocuğunu binite bindirip yola koyuldular. Köye vardıklarında bütün köy halkını ölü buldular. İlk önce şaşırdılar. Hal haber sordular ve sonra anlaşıldı ki bir önceki gece köy ahalisiyle düşmanlığı olan birileri elliye yakın köylünün hepsini kılıçtan geçirmişler. İşte orada Hazreti Lokman oğluna dönerek, Yavrum dedi, dün gece bizim çölde kalmaya mecbur oluşumuzun ve senin ağlayıp sızlanmalarının hikmeti şimdi ortaya çıktı. Eğer binetin acizliği ve senin yorgunluğun olmasaydı, şimdi biz de bu öldürülenlerin arasında olabilirdik.'' Hazreti Lokman bir müddet o efendisinin abes, yersiz ve yanlış konuşmalarından dolayı rahatsızdı. Bir gün onu bu yanlışından vazgeçirmek için karar verdi. O gün efendisine değerli bir misafir geldi. Adam Hazreti Lokman'a bir koyun kesmesini ve hayvanın en iyi organlarından güzel bir yemek yapmasını emretti. Lokman koyunun yüreği ve diliyle yemeği yaptı, sofraya getirdi. Ertesi gün efendisi yine bir koyun kesmesini ve bu sefer hayvanın en kötü organlarından yemek hazırlamasını emretti. Hazreti Lokman yine yürek ve dili pişirdi, sofraya koydu. Adam onun bu işine şaşırıp aynı organın hem en iyi hem de en kötü olduğunun hikmetini sordu. Hazreti Lokman şu hikmet dolu cevabı verdi. Evet, kalp ve dil insanın saadet ve bedbahtlığında, mutluluğunda veya mutsuzluğunda en etkili rol oynayan organlarıdır. Eğer kalp feyiz ve nur kaynağı kılınır, dil ise hikmet, ilim ve ıslah için, halkın arasını bulmak için kullanılırsa en iyi organ olurlar. Ama eğer kalp karanlığa, ve kötü düşüncelere gömülür, kin ve inadın yeri olursa, dilde gıybet ve fitneye bulaşırsa, en kötü organlara dönüşürler. Hazreti Lokman'ın efendisi de bu öyküden ibret alıp, daha sonra kendini tevbeye götürecek o yolculuğa geçmiş bulunuyordu. İmam Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyhi, Hazreti Lokman'ı sahip olduğu hikmeti ve buna nasıl ulaştığı sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Vallahi Lokman'a makam, mal, aşiret, bedeni bir güç ve güzelliğinden dolayı hikmet verilmemiştir. O, Allah'ın emrinde güçlü davranan, Allah'tan iyice sakınan, suskun ve sakin, derin düşünceli, uzun uzun düşünen, keskin görüşlü, Merhametli biriydi. Kendini örtme ve korumada gösterdiği titizlikten dolayı kimse onu hacet giderirken ve guslederken görmemiştir. Günah korkusuyla hiçbir şeye gülmediğini, asla kendini kaybedip öfkelenmediğini, hatta eline geçen dünyalık şeylerden dolayı sevinmediğini, elinden çıkan dünyalıklara üzülmediğini biliyoruz. Rivayetlere göre çok çok uzun, bereketli, hikmet dolu bir hayatın ardından her insan gibi o da vefat etti ve Filistin'in Ramle bölgesinde birçok peygamberin de meftun bulunduğu yerde defnedildi. Beni İsrail'in yetmiş peygamberini oraya sürgün ettiği ve orada açlıktan vefat ettikleri de rivayet edilmiştir. Kendisi hakkında fazla bir ayrıntı bulunmamakla beraber her halükarda Allahu Teala'nın kitabında onun adına müstakil bir sure indirilmesi, onun öğütlerinin nakledilmesi, aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhtelif hadisi şeriflerinde onun hikmetli sözlerine ve öğütlerine yer verilmesi, kendisinin nedenle önemli bir şahsiyet olduğunu ortaya koyuyor. Şüphesiz her şeyin en doğrusunu bilen Allahu Teala'dır. Geçelim programımızın bu son bölümünde Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde örnek olarak verilen tavsiyelerine. Gelin bu tavsiyeleri bize söylenmiş gibi duyalım. Hazreti Lokman oğluna şöyle dedi. Dünya derin bir denizdir çokları onda boğulmuştur. O denizde senin gemin Allah'tan takva olsun. bineyin Allah'a imanın ve yolun Allah'a tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun. Yavrum, insanlar ibadet ve taatte her gün noksanlaştıkları halde nasıl olur da vaad olunduklarından korkmazlar? Yavrum, Dünyadan yetecek kadar al, ona kapılma. Bu ahiretine zarar verir. Dünyadan el etek de çekme. Yoksa çalışmazsın, insanlara yük olursun. Yavrucuğum, iyiliği ondan anlayana yap. Nitekim koç ile kurt arasında dostluk olmadığı gibi, iyi ve kötü arasında da dostluk olmaz. Yavrum, iyilerin hizmetinde bulun.'' Fakat kötülerle dostluk kurma. Güvenilir kimse ol ki zengin olasın. Kalbin günah lekeleriyle dolu olduğu halde insanlara Allah'tan korkuyormuşsun gibi görünme. Alimlerle bir arada bulun ve onların dizinin dibinden ayrılma. Fakat onlarla tartışmaya da girme. Yoksa sohbetlerinden mahrum olursun. Onlara bir şey sorarken nazik ol. Seni ihmal ettiklerinde onlara bıkkınlık verme. Kimseyi senden usandırma. Yavrum, küçükken edepli olursan, büyüdüğünde bunun çok faydasını görürsün. Yavrucuğum, dünya hayatı kısadır. Senin oradaki ömrün daha da kısadır. Bu kısa ömründe daha az bir kısmı geride kalmıştır. İyiliği ehline yap ehil olmayana iyilik yapma. Yoksa o dünyada boşa gider. Ahirette de sevabından mahrum olursun. Yavrum, hikmete sarıl ki onunla ikram göresin. Onu yücelt ki sen de üstün tutulasın. Hasetçinin üç belirgin özelliği vardır, unutma. Gıyabında dostunu çekiştirir, Yanında olduğu zaman ona yaltaklanır. O bir musibete uğradığında içten içe sevinir. Yavrum, kötü huydan sıkıntı vermekten sakın. Yalan söylemekten de sakın. Çünkü yalan dinini ifsat eder, insanların yanında mürüvvetini noksanlaştırır ve bu durumda da utanma duygun yok olur. Değerin düşer makam ve mevkiin elden gider. Küçümsenirsin, konuştuğun zaman sözün dinlenmez, söylediğine itibar edilemez. Bu duruma düşüldüğünde de yaşamanın zevki kalmaz. İşte böyle. Değerli vaktinizi şu anlatılanlar için, bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettik, affola. Kendisi hakkında daha birçok bilgi okuyoruz eserlerde lakin ekser yani genel görüş nerelerde buluştuysa bunları sizlerle konuşmaya bu bilgiler doğrultusunda bu bilgileri aktarmaya çalıştık. Siz de takdir ederseniz ki bundan çok çok uzun yıllar öncesine ait olan bilgilerin hangisinin diğerinden daha doğru olduğu tartışmalıdır en doğrusunu Allahu Teala bilir diyor ve zaten bu bilgileri sizlerle paylaşıyor olmamızın sebebinin aktarılanlardan alabileceğimiz ibretler olduğunu da bir kez daha dikkatinize sunuyorum. Her birinize selam ve dua ile. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.